Yaklaşık bir haftadan beri dağ keçileri arazide düşüyor. Yani ölüm sebebini tabii bilmiyoruz neden kaynaklandığını. İl Doğa Koruma'ya haber verdim. Gelip aldı numuneyi Elazığ'a gönderdiler. Ama daha neticesi belli değil. Ölüm kaynağının tam sebebini bize açıklamadılar. Yani bu konuda gerekli bilgiyi bize verilmesini istedik. Ona göre önlem almamız lazım. Bu dağ keçileri konusunda daha gerekli bilgi bize verilmedi. Yani bu konuda endişeliyiz. Tabii arazide oldukları için tutulmuyor. 10-15 tane şu şekilde gördük. Ayıların, kurtların, köpeklerin yediklerini de bilemiyoruz tabii ki. Koca arazi. Yani araziyi dolaşma şansımız yok. Şu alanda gördüğünüz gibi 50 metre arayla 3 tane gördük. 2 de aşağıda, 3 de aşağıda var. 6-7 tane şu anda. Bir tane de numuneye götürdüler. 8 tane burada. 2 tane de orada 10. 2 de yukarıda 12 tane. Şu anda 12 tane sağlam duruyor bu şekilde. Yok, ben bu yaşıma kadar yeni böyle bir şey görüyorum. Yani yeni rastladık bu şekilde bu vakaya. Bu hayvanlar bizim için kutsal. Kimse bunları öldürmüyor. Öldürmesine de karşıyız her zaman. Bu bir güzellik yani. Bunu gördüğün zaman adam fotoğraf çekiyor, sosyal medyaya atıyor. Yani güzel bir şey. Bu hayvana kıyılır mı? Bak yani. Kim buna kıyabilir? Yani hangi insan buna kıyarsa ben de şaşarım yani. Geçen hafta çarşamba günü köy muhtarı ve bir kısım köy sakini bizlere ulaşarak köylerinde takribi olarak 12 yaban keçisinin kırsal alanda ölü olarak bulunduğunu, bu yaban keçileri üzerinde herhangi bir kurşun izi bulunmadığını bize belirttiler. Biz de kendilerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiğini ifade etti. Kendimiz de yetkilileri aradık. Yetkililer buradan ölü yaban keçilerinden doku örneği almışlar, laboratuvara göndermişler analiz maksadıyla. Tabii haricen aldığımız bilgilere göre bu yaban keçilerinin ölümlerinin sebebi buraya dışarıdan ticari maksatlarla getirilen koyun sürüleri gösteriliyor. Nitekim geçen haftalarda yine ilimiz Mazgirt ilçesine bağlı köylerden biri durumundaki Yukarı Çanakçı köyünde de bilindiği üzere 8 yaban keçisi doğada ölü olarak bulunmuştu. Ve bunlar üzerinde yapılan incelemelerde, laboratuvar tetkikleri neticesinde bir parazit neticesinde öldükleri saptanmıştı. Şimdi şunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Bu keçilerin şu bölgede birdenbire bu şekilde ölmeleri tesadüf değil. Yani insan etkileşiminden kaynaklı faaliyetler neticesi bu bakterilerin bulaştığı son derece açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1 Eylül 1984 tarihi itibariyle Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi olarak bilinen Bern Sözleşmesi'nin tarafı durumunda. Ve Bern Sözleşmesi'ne ek iki listede bulunan yaban hayatı canlıları kesin koruma altında olan canlılar. Bunlardan bir tanesi de işte burada doğada ölü olarak tespit edilen yaban keçisi. Bu keçinin bırakın öldürülmesi, bu keçinin yaşadığı habitatlara, yaşam ortamlarına, doğal yaşam alanlarına insan etkileşimi dahi yasaktır. Yani dolayısıyla buradaki insan etkileşiminin ortadan kaldırılması gerekiyor. Buralara sürülerin sokulmaması gerekiyor. Şimdi ilimizin %75'i dağlık ve bu sahalarda yüksek miktarda neredeyse tüm ilçelerimizde sürücülük yapılıyor. Bu koyun sürülerinin mutlak surette kontrol altında tutulması gerekiyor. Aksi durumda yaban hayatı popülasyonunun çok güçlü olduğu ilimizde işte örnekte görüldüğü gibi yaban keçileri bundan etkilenebilir. Şu da çok önemli. Yaban keçi lerinin birbirleriyle yüksek miktarda biliyorsunuz bağlantıları özellikle üremeden kaynaklı bulunuyor. Ve burada açıkçası sürülerin getirildiği dönem itibariyle ki sonbahar döneminde getirildiği söyleniyor. Sonbahardan sonrası da çiftleşme dönemi yaban keçilerinin bunların birbirleriyle olan etkileşimini artırıyor. Ve bu etkileşimden kaynaklı ilimizin farklı ilçelerinde de bu ölümler meydana gelebilir. Dolayısıyla yetkililerin derhal hızlı bir şekilde bu meseleye müdahale etmeleri gerekiyor. Aksi durumda yöre inancımız açısından da kutsiyet taşıyan, Alevilik açısından da kutsiyet taşıyan bu canlıların daha fazla miktarda ölümleri kaçınılmaz hale gelir. Bir diğer husus, burada gördüklerimiz, çıplak gözle gördüklerimiz
işte toplam şu ana kadar 12, diğer sayıyla birlikte 20, ama keçilerin mağaralarda yaşadığı ve yüksek zirvelerde yaşadıkları nazara alındığında belki bizim tespit edemediğimiz veya yetkililerin tespit edemediği sayılarda da ölümler meydana gelmiş olabilir. Bunun için de çok ayrıntılı bir araştırma yapılması gerekiyor. Biz bu süreçten kaynaklı olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Özellikle Yukarı Çanakçı süreci sonrası. Burada hem adli tahkikat hem idari tahkikat yapılmalı. Anayasamızın 56. maddesi gereğince devletin çevreyi koruma ödevi bulunmakta. Yine 2872 sayılı çevre yasasının 3. maddesi gereğince devletin çevreyi koruma yükümlülüğü bulunmakta. Bizler bir an önce kamuoyuna çok makul bir açıklama yapılmasını ve bu ölümlerin tekerrür etmemesi için yetkililerin tüm kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmasını, tedbirleri almasını diliyoruz. Yaban keçileri hala doğada ölü olarak bulunuyor. Bunların ölülerinin buradan alınması gerekiyor. Aksi durumda başka yaban hayatı canlılarına da bu parazit veya her neyse bulaşabilir. Evet, sürekli bu dağda zaten hem bir grup burada, bir grup o derenin üstünde, bir grup da o karşı tepede. Her gün buraya geliyorlar. Aradan 3 gün geçti, bir baktık patır patır ölüyorlar arka arkaya hepsi. Yani şeyden, biz nereden öğrendik ki? Affedersin, köpeklerden, yani köpekler bir baktık leş getiriyor kapının önüne. Sonradan biz hani bir baktık ki hepsi ölüyorlar. Ya bunlara bir çare bulunması lazım. Hiç daha da şey kalmadı ki, günde 10 tane ölüyor. Bir tane de değil yani. E tabi üzülüyoruz, nasıl üzülmüyoruz ya. Yani buranın neşesidir, her zaman bak burada gelip su içiyorlar böyle, bak sabah 11'de, tam 11'de. 11'de böyle geliyorlar, gidiyorlar, akşam saat 3-4 oldu mu dönüş alıyorlar tepeden. Her gün izliyoruz yani. Bu da bir aydan fazladır, onları göremiyoruz artık. Hiç bir tane göremiyoruz yani. Şey değil, grup halinde de değil. Bir tane bile göremiyoruz.